Selamun Aleyküm sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere LGS'de din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde toplamda 3 ünitemiz var bu sene. Bugün de 3. üniteyle ilgili soru çözümüne geçtik. Hemen ilk sorudan başlıyoruz. İnsanın maddi ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçları da vardır. İnsan bu manevi ihtiyacını gidermek için yüce varlıklara inanmıştır. Bu durum ilk insandan bu yana böyledir. Örneğin Göbekli Tepe'de yapılan arkeolojik kazılarda milattan önce 10 binli yıllara ait tapınaklar bulunmuştur. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu arada yanda da görüyorsunuz Göbekli Tepe'nin resmini arkadaşlar. Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer alır. Hangisi çıkarılamaz? A şıkkında inanmanın insanın hayatında daima var olduğuna demiş. Evet çıkarabilecek bir bilgi. Buna ulaşıyoruz yukarıda. B şıkkında dinin insanın inanma ihtiyacından kaynaklandığına cümlesi var. Evet, insan bu manevi ihtiyacını gidermek için yüce varlıklara inanmıştır diyor burada. C de insandaki inanma ihtiyacının fıtri olduğuna. Fıtri demek doğuştan demek arkadaşlar. İnsan doğduktan sonra arkadaşlar bir inanma ihtiyacı hisseder. Bir yaratıcıya ihtiyaç duyar. Hayatı anlamlandırmak için değil mi? C'ye de ulaştık. C'yi de çıkarabiliyoruz. D'de maddi ihtiyaçların manevi ihtiyaçlardan önce geldiğine demiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şeye ulaşamayız. Çıkarılamaz. Yukarıda da zaten maddi ve manevi bir ihtiyaçlar hiyerarşisine böyle bir kıyaslamaya, sıralamaya gitmemiş. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. İkinci sorumuz Büşra okul bahçesinde bir miktar para bulur. Biraz düşündükten sonra yapılacak en doğru hareketin okul idaresine giderek parayı teslim etmek olduğuna karar verir ve gidip parayı teslim eder. Büşra'nın bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Burayı lütfen dikkatli okuyalım. İlişkilendirilemez. Şimdi sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye asla erişemezsiniz. şimdi yukarıda Büşra bir miktar para buldu ve bunun gidip idareye teslim etti. En iyi davranışın, en doğru davranışın bu olduğunu düşündü. Şimdi Büşra kendi malını harcamadı, kendi parasından harcamadı. O yüzden bu ayeti ilişkilendirilemiyoruz. Ama yine de diğer çıktılara muhakkak bakalım. Biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Şimdi doğru yol nedir? Parayı gidip idareye teslim etmesidir değil mi? Kendi zimmetine geçiremez. Kendinin olmadığı bir para. Doğru yol budur. O da doğru yolu yaptı. Buna artı koyduk. ilişkilendirdik. C'de herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Evet yaptığı iyilik iyi bir hareketti ve bunun mükafatını da görecek. Kötülük yapsaydı, tam tersi düşünseydi, parayı vermeseydi, cebe atsaydı bunun zararını da görecekti. O yüzden ilişkilendirdik. Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Yine yukarıdaki e, parçayla ilişkilendirdik örnek olayla. Zaten bu üçü de aynı doğrultuda dikkat ederseniz. Ama A şıkkında sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye asla erişemezsiniz. Bunu hiçbir şekilde ilişkilendiremiyoruz arkadaşlar. Çünkü kendi parası değil. Kendisinden yaptığı bir harcama değil. Parayı buldu ve teslim etti. Hz. Şuayb'ın bu ayetteki sözleri İslam'ın, dinin, malın, canın korunması ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Şimdi okuyalım ayetimizi. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz burada. Ey kavmim kavmine sesleniyor. Allah'a kulluk edin. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur derken burada dinin korunması var. Dinin korunmasını aldık. Ölçüyü, tartıyı tam yapın. Ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyinde de malın korunması var bildiğiniz üzere. Şimdi dinin korunması ve malın korunmasını bulduk. Canın korunması var mı yukarıda? Hayır, yok. Cevabımız 1 ve 2. C. Şıkkı olacak arkadaşlar. Hangi çağ ve coğrafyada olursa olsun aile kurmak toplumların en önemli özelliğidir. Aile kurumu birey ve toplum hayatı açısından son derece önemlidir. Aile bireyin ilk eğitimini aldığı ve onun vasıtasıyla hayata katıldığı kurumdur. Toplumu oluşturan en küçük yapı birimidir aile bildiğiniz üzere. Buna göre aile kavramı 5 temel ilkeden hangisiyle ilgilidir? 5 temel ilkeyi biliyorsunuz zaten. Canın korunması, malın korunması, aklın korunması, dinin korunması ve neslin korunması. Bunlar İslam'ın korunmasını emrettiği, uygun gördüğü, tavsiye ettiği, önemli bulduğu arkadaşlar 5 temel ilke olmazsa olmazımız. Şimdi aile kavramını bu 5 temel ilkeden hangisiyle ilgilendirebiliriz? Bakalım. Aklın korunması, dinin korunması, canın korunması ve neslin korunması var şıklarımızda. Biz biliyoruz ki aile kavramı varsa, ondan sonra evlilikle ilgili tavsiyeler varsa, yeni nesillerin Oluşturulması ile ilgili, onların terbiyesi ile ilgili örnekler verilmişse, işte bekarları evlendirin, ondan sonra çocuklarınızı iyi eğitin, onları topluma hazır hale getirin. Bu gibi ifadeler varsa arkadaşlar, biz orada kesinlikle neslin korunmasıdır diyoruz bu. O yüzden cevabımız D neslin korunması olacak. Bu parçadan ulaşabilecek en genel yargı. En genel yargıyı arıyoruz arkadaşlar. Hangisidir? Dünyayı dolaşınız. Duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz ve servetsiz şehirler bulacaksınız. Fakat mabetsiz ve mabutsuz bir şehir bulamayacaksınız. Bu arada mabet ibadet edilen e, mekan. E, içerisinde ibadetin gerçekleştiği mekan arkadaşlar. E, mabut da yaratıcı demek. Tanrı demek. Allah. Yani bizim inandığımız... Allah'ımız. O mabut da diyoruz biz. Bu parçadan ulaşabilecek en genel yargı A şıkkında demiş ki farklı millet ve ülkeleri tanımak önemlidir. Yani tamam farklı millet ve ülkeleri tanımak evet önemlidir. Dünyayı da dolaşınız demiş ama yani en genel yargı değildir bu. Cümlenin tamamını kapsamıyor. Bu dursun şimdilik. Din toplumlar için vazgeçilmez bir gerçektir. Yani genel yargı olmaya aday bir cümle Evet bu olabilir bakalım diğer şıklara dünyanın farklı yerlerinde mabetler yapılmıştır yani dünyanın evet farklı yerinde mağbet e, mağbetler yapılmıştır e, ama yine de bu en genel yargı olamaz arkadaşlar yani B mesela C'den daha genel bir yargıydı dünyada kanunsuz ve servetsiz şehirler vardır yine böyle birkaç kelime alıp bir yargı oluşturmuşlar ama en genel yargı değil. D, C ve A seçeneklerini eledik. En temel, en genel yargımız din toplumlar için vazgeçilmez bir gerçektir. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet, numarandırılmış ifadelerden hangileri dinin toplumla ilgili tavsiyeleri arasındadır? Biliyorsunuz bireyler yan yana gelerek toplum oluştururlar. Din de zaten toplumda yaşanır. Dinin de toplumda ilgili bazı tavsiyeleri vardır arkadaşlar şimdi yukarıda bunları bulacağız akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması evet kesinlikle din bunu tavsiye eder bunu aldık yardımlaşma yardımlaşma ve dayanışmanın gözetilmesi kesinlikle öyle kişi sadece kendisiyle yardımlaşamaz değil mi? bireysel olarak yardımlaşamaz başka insanlara yardım götürür onlarla dayanışma içerisinde olur bunu aldık İnsanlar arasında adalet ve barışın tesis edilmesi de evet, bu da yine toplumla ilgili tavsiyesidir. Evrenin işleyişinin incelenip bundan sonuç çıkarılması. Şimdi bu dinin toplumla ilgili tavsiyeler arasında yer almaz. Bu daha çok böyle bireysel bir e, tavsiye olabilir. Hani evrensel yasaların daha iyi anlaşılması ile ilgili e, bir örnek olabilir, bir tavsiye olabilir ama toplumla ilgili tavsiye arasında yer almaz. Biz bir iki ve 3'ü aldık. Cevabımız C seçeneği olacak. Evet ve son soru. Şimdi burada da görüyorsunuz iki tane abimiz var. Ne yapmış? Bunlar baret takmışlar. Bu arada e, videoyu izlerken arkadaşlar görüntü kalitesini en yüksekte tutmaya çalışın ki resimleri daha iyi görebilirsiniz. Yukarıdaki parça dinin temel gayelerinden hangisiyle alakalıdır? İslam dini iş sağlığı ve güvenliğine önem verir. Günümüzde eskiye oranla özellikle insan sağlığını tehdit eden iş alanları vardır. İşverenin çalıştırdığı işçisinin sağlığını ve güvenliğini koruma altına alması hem insani, hem yasal hem de dini bir sorumluluktur. Şimdi arkadaşlar, yukarıda iş sağlığı ve güvenliğinden bahsetmiş. İş sağlığı ve güvenliği canın korunması ilkesiyle alakalıdır. Çünkü iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmezsek, maazallah canımızdan olabiliriz. İşveren de kesinlikle bunu temin etmek, bu şartları sağlamak zorundadır arkadaşlar işçisi için. şu son cümle çok önemli. Hem insani, hem yasal, hem de dini bir sorumluluktur bu arkadaşlar. bu yüzden ya bu nedenle canın korunması ilkesiyle alakalı bu iş sağlığı ve güvenliği. Cevabımız B seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, üçüncü üniteyle soru çözümünü bitirdik. Soruların yazımında çokça yardımı dokunan, bu konuda bayağı fedakarlık eden sevgili eşime çok teşekkür ediyorum buradan. Sizlere de gireceğiniz sınavlarda, bundan sonraki hayatınızdaki tüm sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.